bir yapı söz konusu değildi. Sadece işte kitaplar anlatıyor, onların hayatları geçiyor tabakat kitaplarında. Hem sahabe içerisinde, hem sahabeden hemen sonraki tabi'in döneminde bazı zatlar zühd ve takva yolunu daha öne çıkarmışlar. Hepsinde zühd vardı. Bütün sahabiler takva sahibiydi. Tabi'inler de hemen hemen hepsi öyleydi. Ama bazıları bunu biraz daha ileri götürmüş, daha öne çıkarmış ve hayat tarzı haline getirmişler. Yani Ebu Zer-i Gıfari öyleymiş mesela radıyallahu anh. Ebu Hudayfe el-Yemani Hazretleri öyleymiş. Yani ticarette uğraşanlar da var sahabilerin içerisinde. Efendim senin cihat meydanlarında savaşanlar da var. İlmi çalışmalar yapanlar da var sahabenin içerisinde. Bunların yanında bir de böyle zühd ve takva yolunu seçmiş. İslami ahlakın güzelliklerini ortaya çıkarmaya çalışan, Kur'an'da ve sünnette çok önemli bir yer işgal eden nefis terbiyesiyle, nefsi terbiye etmek, tezkiye etmekle ilgili konulara önem vermiş olan sahabiler var. Sahabilerin her birinin kendine göre, yapısına göre, meşrebine göre bariz olduğu bir yer var. Bunun en bariz örneği bizim için dört halife değil mi? Hazreti Ebubekir Sıddık'ın öne çıkan bir sıfatı var. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın öne çıkan, yani da dikkat çeken, hemen göze çarpan bir sıfatı var. Hazreti Osman ile Hazreti Ali radıyallahu teala yine öyle. Hepsinde bütün güzellikler var. Yani Hazreti Ebubekir radıyallahu teala çok adildi, adaletliydi yani. Hazreti Osman da adildi, Hazreti Ali de adildi. Ama adalet Hazreti Ömer'de daha bir zirveleşmiş. Tabiri caizse belki daha fazla örnekler yaşanmış. Daha fazla şeyler dönem itibariyle farklı. Çünkü Hazreti Ömer'in dönemi dünya ile, mal ile, mülk ile tanışıldığı, fütuhatın olduğu, İslam devletinin genişlediği bir dönem. Orada eşit davranmak şeyde, yani kitle de büyüyor, ümmet de genişliyor filan. Hazreti Ebubekir Sıddık da radıyallahu teala mesela sıddıkiyet, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bağlılık, Efendimiz Aleyhisselam'ın doğruluk, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın izinden adım adım, yani tabir caizse milim milim aynen hiç şaşmadan gitmek sıfatı. Hazreti Osman'ın işte terbiyesi, hayası, edebi daha fazla öne çıkmış. Öyle ki Allah'ın Resulü bile Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Osman onun bulunduğu huzura geldiğinde ayaklarını toplamıştır. Allah'ın Resulü bile kendi oturuşunu değiştirmiştir yani. Ebu Bekir Sıddık geliyor, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle yarım yayılmış bir halde tabi işte bir yastığa yaslanmış bir halde ayaklarını böyle biraz uzatmış bir şekilde oturuyor. İstikini değiştirmiyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Oturuyorlar, sohbet ediyorlar. Bir süre sonra Hazreti Ömer geliyor radıyallahu teala. Hazreti Ömer geldiğinde de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oturuşu değiştirmiyor. Ama Hazreti Osman gelip mescide girdiği an, meclise bu girdiği an Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendini toparlıyor. Ben desem Hazreti Ömer soruyor, kim soruyor tam hatırlamıyorum. Diyor ya Resulallah, Osman gelince neden değiştiniz? Osman'dan melekler bile haya ediyor diyor. Ben de o yüzden haya ediyorum diyor, Osman gelince oturuşumu değiştirdim diyor. Yani Hazreti Ali'nin radıyallahu teala ortaya çıkan bariz olan özelliği hem ilmidir, hem de İslam dışı sapık ekollerle ve İslam toplumu içerisinde haksız iddialar içerisinde bulunanlarla olan mücadelesidir. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın yani yiğitliği, kahramanlığı, cesareti filan. Yani her biri ayrı ama bu Hazreti Ömer haşa cesur değildir anlamına gelmez. Veya Hazreti Osman cesur değil anlamına gelmez. Şimdi hepimiz cesaret dediğimi kim deriz? İşte Hazreti Hamza deriz. Seyyid-i Şuhedadır radıyallahu teala. Hazreti Ali bir gün soruyor. İnsanların en cesuru. Yani bu sahabeler yani. İşte biri diyor sensin ya diyor. Biri diyor Hamza diyor. Biri diyor Musab'dı filan. Hayır diyor. Bizim en cesur olanımız Ebu Bekir Sıddık'tır diyor. Radıyallahu teala. Her savaşta en cesareti davrananımız ve kendisini hiç görmeyen yani kendiyle ilgili hiçbir şeyi gözetmeyen Ebu Bekir Sıddık diyor radıyallahu anh. Nitekim Uhud Savaşı'nda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek yanağına bir darbe gelip de ağzında kanamaya başladığı an, yanağından kan akmaya başladığı zaman Ebu Bekir Sıddık kılıcını alıyor ve hemen şeye doğru yürüyor dedi işte. Müşriklerin üzerine. Ama şeye yürüyor yani ölümüne yürüyor yani o anlamda. Resulullah'ın o halini görünce bir anda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sesleniyor. Lümme seyfek diyor. Kılıcını yerine koy ya Ebu Bekir. La tefci'ane bi nefsike.
kendi nefsine bizi fecaate, bizi üzüntüye sokma, yani kendini öldürterek bizi üzme diyor. Halbuki o an hiçbir şey görmüyor Ebubekir Sıddık'ın gözüyle diyor. Bunu anlatıyor Hazreti Ali. Tabi Allahu Teala. Sahit, yani tabi'in dönemi de öyledir. İlimle uğraşan tabi'inler vardır. Takva, ihlas, züht dediğimiz, efendim söyleyeyim, İslami bir toplumun veya İslami bir ferdin, İslami bir hayat tarzının en güzel süsü, ziyneti olan sıfatları öne çıkarmış olan zatlar var. Ama bunlar bir şey değiller, bir ekol değiller. Yani her birisinin kendi yapısından kaynaklanan farklılıkları. Ebu Yezid ve Sami Hazretleri Kudüs-i Sirruhu tamamen kendini bu ibadet, takva ve Allah'ın huzurunda mahviyet yönünde hiçbir şey gözetmeden kendini bu yola adamış olan bir zattır yani. Hatta o kadar ibadette, zühdde, takvada o kadar ileri gidiyor ki yani hemen hemen gözü Cenab-ı Allah'ın nurundan, onun varlığından, onun haşiyetinden, onun muhabbetinden, onun huzurundan ve onun yakınlığından başka hiçbir şey görmüyor. Bak şeyin Ebayezid-i Bestami Hazretleri, ama buna karşılık Cüneyd-i Bağdadi, Kudüs-i Ruhu, çok daha böyle büyük bir tasavvuf ehlidir, çok büyük bir zattır. Ama böyle ilmi ölçüleri biraz daha böyle sükuneti daha öne çıkarmış bir tasavvuf ehlidir. Ama bunlar bir tarikat değiller, yani kurumsallaşmış bir şey değil. Daha o dönemde, o süreçte hemen hemen hiçbir şey kurumsallaşmamış. Yani ne hadis, ne kelam, ne akaid, ne tefsir, İslam ilimlerinin hepsi var, hepsi işleniyor, hepsi öğretiliyor. Ama böyle usulleriyle veya metodolojisiyle filan tasnif edilmiş, klasifikasyona uğraşmış bir şey yok, nedir ismi, bir usul yok yani. Bir süre sonra bu ilimler gelişiyor. Hadis, uydurma hadisler başlıyor. Uydurma hadisler görünmeye başlıyor ortalıkta. Bir sürü yalancılar görülüyor. Bilhassa Mutezile'nin, Şia'nın, yani bu sapık ekollerin ortaya çıkmasıyla beraber bu sapık ekollere mensup olanlar kendilerini haklı gösteren bir kısım hadisler uydurmaya başlıyorlar. Nitekim en fazla uydurma hadis, mevzu hadis, mevdu deriz. Uydurma hadisin anlamı şeyi odur. Mevdu hadis, hadis kitaplarındaki ismi budur. En fazla hadis uydurulan, yalan hadis atılan konulardan birisi Hazreti Ali'dir. Nasıl yalan? Şia o kadar büyük bir hadis üretimine geçmiş ki yani. Daha sonraki dönemlerde de bulmuş. Ondan sonra en çok uydurma hadis gelen konulardan birisi işte Hazreti Mehdi, Hazreti İsa Annemine Aleyhisselam. Kıyametin alametleri filan. Yani bunlar hep böyle şey, nedir ismi? Herkes kendi yoluna göre hadis uydurmaya başlamış. Bunun üzerine İslam alimleri, hadis alimleri hemen bu işe el atmışlar. Hadis nedir? Nasıl olmalıdır? Rivayetin aslı nedir? Bir rivayet zincirinde nelere dikkat etmek lazım filan diye başlamışlar. Hadis ilmini oluşturmuşlar. Hadisin şimdi usulü var, tasnifi var. Efendim söyleyeyim, hadislerin her birisinin hasen, sahih, mevdu, zayıf veya müfret veya haber denilen bir çeşidi var filan. Böyle değişik bir usulle farklı bir şekilde hadis ilmini oluşturmuşlar. Tabi burada bir şeyi söyleyeyim. Bu dönemde hadisle ilgili, hadis kritikleriyle ilgili bir şey var, bir bakış açısı var. Böyle sürekli piyasaya sürülen bir şey var. Şimdi bir hadisi kritik etmek. Yani bu hadis doğru mudur yoksa uydurma mıdır demek için hadisin metnine hiçbir zaman bakılmaz. Her hadis iki bölümden oluşur. Bir rivayet zincirinden, yani kimden, nereden gelmiş. Bir ona bakılır, sonra bir de metne. Hadisin sağlamlığı, sahihliği, uydurma oluşu, zayıflığı, mütevatir oluşu ya müfred oluşu silsilesine göredir. Yani rivayet zincirine göredir. Şimdi adam onun hiçbirine bakmıyor, hadisin cümlesine bakıyor. Ya bu diyor işte akla aykırı, mantığa aykırı, bilime aykırı, günümüz anlayışına aykırı, demokrasiye aykırı, bilmiyorum filan. Ondan sonra o hadislerin başlıyor aleyhinde. Halbuki hiçbir İslam alimi hadisin metnine bakarak hadisi eleştirmez. Bir hadisin sağlamlığının ölçüsü metni değildir. Ölçü o hadisteki rivayet zincirindeki herhangi bir arıza var mı, bir sakatlık var mı, bir kopukluk var mı? Mesela bir hadis diyor ki bu hadis diyor zayıftır çünkü hadisin rivayetinde mesela 5. sırada bulunan falanca kişi 70 yaşından sonra bunamıştır diyor. Bunamış, yani hafıza kaybı oluşmuş. Bu yüzden 70 yaşından sonra yaptığı rivayetler zayıf olarak kabul edilir. Karışılmış olabilir efendim, şudur budur filan. Veya bir
Ali Veliyev söylemiş ama Ali diyelim ki 670 yılında ölmüş ya 710 yılında ölmüş. Veli ise 710'da 715'te doğmuş. Bir şey var arada. Kopukluk var. Yani bunun buna hadis söylemiş olması mümkün değil. Ya bir başka zat var adı geçmiyor. Veyahut bu hadis kopuktur, bu zayıflıktır. Bunların hepsi zayıflıktır. Zayıflık alametidir. Kur'an ayetlerinin tefsirinde de yine tefsirle ilgili metot vardır, usul vardır. Bunun prensiplerini tek tek ortaya koymuşlardır. Tefsir, ondan sonra bir sürü tefsirler çıkmıştır. Bir de Kur'an'ın yan bilim dalları çıkmıştır. Yani Esbab-ı Nüzul mesela apayrı bir şeydir. Kur'an tefsirinden, Kur'an'ı ilimlerden birisidir yani Esbab-ı Nüzul. Hangi ayet ne için inmiş? Ondan sonra makasıt, hangi ayette kastedilen nedir? Hangi ayetin iniş sebebiyle beraber o ayetin bir de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tarafından manalandırıldığı, anlamlandırıldığı şeyler var, ayetler var mesela. O ayetlere hiçbir müfessir Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği mananın dışında veya ötesinde bir mana vermemiş. Allah'ın Resulü bir ayeti tefsir etmişse odur yani ondan daha iyi anlamak, daha iyi bilmek mümkün mü? Mümkün değildir. Tabi kavramlar, kelimeler, mesela bazı kelimeler var. Tam olarak birkaç anlama geliyor, birkaç manaya birden gelebiliyor filan. Öyle, fıkıh yine öyle. Fıkıhta tabi insanların aklı karışıyor. Dört mezhep niye çıkmış, nereden çıkmış, Kur'an bir, sünnet bir filan. Allah serbest bırakmış. Allah'ın Resulü serbest bırakmış Aleyhisselatü Vesselam. Bir konuda iki, üç davranış şeklini Efendimiz Aleyhisselam tatbik etmiş. Bazen namazda ellerini bağlamış, bazen de ellerini salıvermiş mesela. Rükua giderken, rükudan kalkarken, tekbir getirirken bazen Allahu Ekber diyerek elini kulağına kadar götürmüş, bazen de götürmemiş. Efendime söyleyeyim, işte ayette mesela kadınlarınıza dokunduğunuz zaman adetinizi tazeleyin. Dokunmak, İmam Şafii demiş ki dokunmak dokunmaktır. Başka bir manaya gelmez. Bir erkek yabancı bir kadına değdiği an, dokunduğu an abdesti bozulur. İmam Ebu Hanife Hazretleri diyorlar ki buradaki kasıt bir adamın hanımıyla eşiyle ilişkiye girmesidir. Yani orada kadına dokunmaktan kastedilen odur. Buna benzer farklı yorumlar ama bu yorumların hepsinin iki şartı vardır. Bir, bu yorumu yapacak kişinin ilimde müçtehit seviyesine gelmiş olması gerekiyor. Fakih olması gerekiyor. Yani ben, sen, Ali, Veli kalkıp herhangi bir ayette hakkında fikir yürütemeyiz yani. Şey yapamayız, görüş belirtemeyiz. Çünkü görüş belirtmek için bütün o bilimlere sahip olmak gerekiyor. Yani bir ayete bakıp da bu ayetin muanası bu, hükmü de budur denilmez. Ayetin hükmü yok, Kur'an'ın hükmü vardır. Anladınız değil mi? Kur'an'ın tümünün hükmü vardır. Yani Allah şu ayette böyle buyurmuştur, bunun hükmü budur dediğin an o 6666 ayetin hepsinin o anda senin kafanda olması gerekir. Olabilir. Başka bir ayet belki bunun anlamını kısıtlamıştır. Belki genişletmiştir. Belki başka bir şekilde nesh. Onun hükmünü kaldırmıştır belki. Allahu Teala hükmünü kaldırıyor ama ayet Kur'an'da bırakıyor. Lekum dinukum veliye din. Kul ya eyyuhel kafirun. La abudu ma ta'budun. Ve la entum abiduna ma abudu. Ve la ana abidun ma abudun. Burada bir şey var. Yani müşriklere, kafirlere ibadetlerinde sanki göz yumma gibi bir şey var. Yani gidin siz kitaplarınıza tapın, biz taptığımıza taparız filan diye. Halbuki bu Kafirun suresi birçok İslam alimine göre cihatla ilgili inen ayetlerle nesh olunmuştur, hükmü kalkmıştır. Yani şimdi sen herhangi bir kafire gitsen istediğine tap, ben de kendi taptığıma tapayım demezsin, diyemezsin, böyle bir şey yok. İslam böyle bir serbestliği tanımıyor yani kafire. Buna benzer hükümler, buna benzer farklılıklar ama dediğim gibi bir, alim olması gerekiyor, ilim ehli olması gerekiyor. İki, o güne kadar o ayetlerle ilgili veya fıkhi o konularla ilgili serdedilmiş olan bütün görüşleri bilmesi gerekiyor. Bilmesi gerekiyordan dolayı mesela şimdi bir Hanefi hoca, Hanefi mezhebindeki herhangi bir konuya başvurmak istediği zaman Ebu Hanife'nin kitabına başvurmaz. Kimin kitabına başvurur? İbni Abidin Hazretleri'nin kitabına başvurur. En son müçtehit odur Hanefi mezhebinde. İbni Abidin'e başvurmak ne demektir? Hem Ebu Hanife'ye başvurmak demektir. Hem İmam Muhammed'e başvurmak demektir. Hem İmam Ebu Yusuf'a başvurmak demektir. Çünkü kendinden önceki bütün Hanefi fukahasının görüşlerini bilmiş, hepsine ulaşmış, hepsinden haberdar olmuş. Ona göre bunları tasnif etmiş İbni Abidin Hazretleri. Bir Şafii bugün İmam Şafii Hazretleri'nin kitabına bakmaz. Hüküm verirken kime bakar? İbni Hacer-i Heytemi'nin kitabına bakar.
Çünkü İbni Hacer en son gelen Şafii müçtehitlerinden birisidir. Yani sona doğru gidildikçe, ama doğru çizgi üzerinde sona doğru gidildikçe çok daha berraklaşıyor, bilgi kesinleşiyor. Şüpheler ortadan kalkıyor, tereddütler ortadan kalkıyor filan. Hani bunlar gibi tasavvuf da öyledir. Tasavvuf da ilk önce mesela bazı tasavvuf ehlizatların kişisel uygulamaları var. Şahsi kendilerine, kendi nefislerini terbiye etmek için kendilerine göre seçtikleri yollar var. Uyguladıkları metotlar var. Mesela bir zat varmış, yine Selefi Salihinden hatta tabiinden, akşam olunca gözlerine tuz ekiyormuş. Uyumasın diye. Uyku onu ibadetten alıkoymasın diye yani. Tuz ekiyormuş. Gözleri yansın, acısın, uyumasın diye. Tercih etmiş. Yani bu efendime söyleyen bir başkası işte aç bırakmış. Kendisini bilmem günlerce oruç tutmuş. Efendime söyleyen bir başkası yani insanlarla görüşmemiş mesela. Uzleti tercih etmiş. Yalnızlığı tercih etmiş. Bir başkası tam aksine insanların içerisinde bu olgunluğu yakalayabilmek. Toplumla beraberken Allah'la beraberliği devam ettirebilmek filan. Böyle usullerle herkes kendine göre bir şekilde gitmiş. Nasıl İslami ilimler oluşmuşsa, müesseseleşmişse, kurumsallaşmışsa yani. Yani bu bilim dallarının yan dalları vesairesi hepsi tek tek oluşmuşsa tasavvuf da bu şekilde, tasavvuf nasıl kurumsallaşmış? Tarikatlar şeklinde kurumsallaşmış. Yani bir ekol oluşmuş, bizzat tasavvuf eri bizzat bir terbiye metodu, bir terbiye yolu kendine göre belirlemiş. Bu usullere göre bir insan devam ederse nefsini terbiye eder, kalbini tasfiye eder. Efendim mesela bir başka zat işte bu usul yapılırsa şöyle yapılır. Nakşibendilik, Kadirilik, Kübrevilik, Sühreverdiye, Çeşdiye, Rıfaiye. Yani böyle birçok tarikatlar var. Belki adını duymadıklarımız, belki mensubu bu kalmayanlar da vardır. Bugün bilmediklerimiz de olabilir. Şimdi tasavvuftaki bu ekoller farklılığı dediğim gibi kişisel tecrübe, deneyime dayalıyor. Ama bu kişisel tecrübeler, deneyimler, usulden hepsi Kur'an ve sünnetin sınırları içerisinde. Aynı fıkıhlar gibi, mezhepler gibi. Yani dışına çıkarak bir şey yapmak yok. Yine Kur'an ve sünneti. Yani sen nasıl kendi nefsinle baş edebilirsin? Bunu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiye ettiği şekiller var. Ama bu şekillerin hangisi kime nasıl uygulanacak? Sen nasıl şimdi bir ayetten nasıl hüküm çıkaramıyorsan, bir hadisten nasıl hüküm çıkaramıyorsan, o hadisin manası hükmü nedir bilemiyorsan, bunu ancak bir hadis alimi veya bir Kur'an alimi belirler derse, aynı şekilde tasavvuf, nefsi terbiye, kalbi teskiye etmek, tasfiye etmek söz konusu olduğu zaman da mesela hadisleri var Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tat bir şeyi var, nedir ismi? Tavsiyeleri var, emirleri var. Mesela birisi geliyor, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şehvetiyle baş edemediğini söylüyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam oruç tut diyor. Şimdi adam geliyor, halbuki bu evlenmeye gücü yetmeyen birine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyesidir. Evlenmiş ama buna rağmen gözü dışarıda olan, aklı dışarıda olan, affedersin, affedersin, şehvetiyle baş edemeyen bir adama oruç tut diyemezsiniz. Oruç tutmak onun çözüm yolu değil, onun şey değil, yolu değil yani. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mesela defalarca gelmiş birisi bir şey, sen ne yapıyorsun, ben şu tesbihi okuyorum filan diyor. Diyor ki, Subhanallahü ve bihamdi, Subhanallahü'l azim demen, yer ve gökler dolusu zikirden senin için daha faydalıdır diyor. Her sahabeye, durumuna göre, haline göre başka şekiller, başka görevler tavsiye etmiş. Yani niye peki bu? Çünkü tasavvufta gaye nedir? Nasıl fıkıhta, hadiste, tefsirde doğruya ulaşmak, Allah'ın maksadına ve muradına doğru bir şekilde kavuşmak. Yani Allah bu ayeti indirdi. Allah bu ayeti ne için indirdi? Cenab-ı Allah'ın muradı neydi bu ayeti indirirken? Veya Cenab-ı Allah bunu nasıl indirdi? Niye indirdi bu ayeti? Bunlar bilgi gerektiriyor. Yani mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hud suresi için beni ihtiyarlattı diyor. Yani yine ayet-i kerime sahibillah فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعَ اَهْوَاهُمْ diyor. Emrolunduğun şekilde dosdoğru ol ve sakın onların heveslerine uyma. Efendimiz diyor beni ihtiyarlattı diyor Hud suresi Aleyhisselatü Vesselam. Ama tefsir alimler hepsi diyorlar ki bu ayette lafız yani sözün muhatabı Hazreti Peygamber'dir Aleyhisselatü Vesselam. Ama emrin muhatabı müminlerdir. Çünkü Hazreti Peygamber'in istikametten ayrılması diye bir şey söz konusu olamaz ki.
ve havasına, hevesine, istek ve arzularına uyması söz konusu olamaz. Yani bilmesene şimdi ya Allah peygamberi uyarmış, Allah peygambere haşa kızmış filan diyorsunuz yani. Kalbinde hastalık olan insanlar şimdi bu ayetlerden bu anlamları çıkarıyorlar. Ve bu sefer ayetleri, Kur'an'daki bazı konuları filan eleştirmeye başlıyorlar. Bunları dinliyorsunuz, duyuyorsunuz hep televizyonlardan filan, bazı ilahiyatçıların filan konuşmaları. Adam Hazreti İbrahim'in oğlunu bıçakla kesmeye, Hazreti İsmail'i kesmeye götürmesinde ya bu nasıl olur böyle bir şey yani? Bunu çıkarılması lazım Kur'an'dan diye biliyorsunuz sen profesör. Küçücük bir çocuk boğazlanmaya götürülmüyor. Hazreti İbrahim Allah'la, vahiy ile münasebet içerisinde olan bir zatıydı. Yani şey yok onun, nedir ismi? O, bu hiçbir şeye örnek olmaz. Kendisine sonraki hiçbir insana örneklik teşkil etmez bu hal. Bunlar ama bunu bilmiyorlar veya bilerek yapıyorlar, kasti yapıyorlar. Yani şey nedir ismi? Hristiyanlığın protestanlaştırıldığı gibi tabiri caizse. Aynı İslamiyet'i de böyle sulandırmak, tatlı su Müslümanlığı diye tabir ettiğimiz bir şey vardı. Herkese hoş görünen, herkese güzel görünen bir İslam. Kimsenin eleştireceği bir şeyi kalmasın, herkes kabul etsin. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah'ın Resulü'ydü. Hiçbir zaman herkes benden razı ve hoşnut olsun diye bir şey düşünmedi. Doğru olan neyse onu yaptı. İnsanların bütün düşmanlıklarına, bütün hilelerine, tuzaklarına, her şeylerine rağmen hiçbir gün Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam insanlara şirin, tatlı ve güzel görünmek gibi bir gayretin içerisine girmedi. Ama biliyoruz işte piyasa bugün bu hale geliyor. İşte efendim şunları anlatmakta zorlanıyoruz. Bu konuları açıklamakta zorlanıyoruz. İşte bunları şöyle yapmak lazım. Bu aslında doğru değil. Bunu çıkarmak lazım. Bunu eklemek lazım filan diyerek bin türlü şekle sokuyorlar. Tasavvufta da murat nefidir. İlk basamak halinde olmalıdır. Yani bir aşamaları vardır bunun. Şimdi kelime-i tevhidi biliyorsunuz. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah'ın bir başka ismi vardır. Tasavvuftaki ismi kelime-i tevhid değildir. Tasavvuftaki ismi nefyu isbattır. Nefyu isbat. Nefi reddetmek demektir. Silmek demektir. Bir şeyi nefyetmek, bir şeyi silmek demektir. İsbat ise bir şeyi ortaya koymak demektir. La ilahe kısmı nefidir. Yani hiçbir ilah yoktur. İllallah, ancak Allah vardır. İspat. Şimdi la ilahe sözünü biz söz olarak söylüyoruz. Cümle olarak çok rahat telaffuz ediyoruz. Yani kelime-i tevhid nedir? La ilahe illallah. Halbuki İslam alimleri, tasavvuf ehli olan zatlar diyorlar ki bu la ilahe'yi söyleyebilmek için bir insanın iç dünyasındaki bütün putları yıkmış olması gerekiyor. Bütün ilahları silmiş ve kalbinden çıkarmış. Yani Abdülkadir Geylani'ye diyor Kudüs'e önce kalbini tahliye et diyor. Tahliye. Aynı o kelimeyi kullanıyor. Kalbiye bir tahliye edersiniz, boşaltırsınız. Ne tabiri caizse önce kalbini tahliye et. Kalbinde çünkü Allah kendisinden başka hiçbir şeyin bulunmasını istemiyor. Sen la ilahenin gereğini yerine getirmedikçe kalbindeki putları ve ilahları, tanrıları çıkarıp atmadıkça, temizlemedikçe illallah'ı söylemeye hakkın yok. İllallah'ı söylemenin bir anlamı yok yani, bir hükmü yok. Bu yüzden nefi ispat demiş İslam alimleri. Ve nefi ispatta ilk yapılması gereken şey kalbin tasfiye edilip boşaltılmasıdır. Efendim ya puta tapan mı var? Kalbinde tanrılar, ilahlar olan mı var? Ben diye aklınıza şeyler gelebilir, bazı sorular gelebilir. Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ben tekrar Lata, Menata veya Uzza'ya tapacaksınız demiyorum diyor. Ama bir kısım arzu ve isteklerinizin peşinde koşacaksınız. Yani Allah'ın rızasına aykırı olan, uygun olmayan bir kısım istekler, beklentiler, ümitler, hedefler, bunların peşinde koşmayı Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Lata, Menata veya Uzza'ya tapmakla aynı seviyede görüyor. Çünkü gerçekte hakikaten yani düşünürseniz küfre giden, şirke düşen, Allah'a ortak koşan veya kendisi ilahlık taşıyan her insanın kalbindeki bir kısım arzu ve isteklerin esiri olduğunu görüyorsunuz. Yani o arzu ve istekler insanı küfre götürür. Bazı istekler, bazı hevesler, bazı beklentiler, bazı düşünceler vardır ki iç dünyanızdadır ama sizi İslam'ın hemen dışına itebilir. Ve İslam'ın içine girmenize engel olur diyor. Yani Ebu Cehil Allah'a inanıyor muydu? İnanıyordu.
Ama ne diyordu? Niye Abdullah'ın yetimi? Niye ben değil de niye Abdullah'ın yetimini seçti diyordu. Allah'a böyle karşı geliyordu. Bu meşhurdur Ebu Cehil'in bu sözü. Yani niye Abdullah'ın yetimini seçti? Niye ben dururken Abdullah'ın yetimine bu görev verdi diyor. Bir başkası Allah'ın Resulü ile Aleyhisselatü Taif'e gittiğinde Efendimiz'in yolunu kesiyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Adam öyle diyor, Allah peygamber seçerek senden başka kimseyi bulamadım diyor. İtiraz ettiği şey bu. İtiraz ettiği şey Allah'ın vahiy indirmesi filan değil. İtiraz ettikleri Mekke müşriklerinin itiraz ettikleri tek şey Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Bugün önemsizleştirmeye, bugün böyle silinmeye, ortadan kaldırılmaya çalışılan yani belli ekiplerin tabiri caizse önemsizleştirmeye çalıştığı, işte Kur'an bize yeter, başka bir şeye ihtiyaç yok diyerek sünneti reddetme gayretinin temelinde bu vardır. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın önemsizleştirmek. Nasıl Peygamber aleyhine konuşmaz, hiç konuşmaz. Ama Allah'ın Resulü'nden bize ulaşan her şeyi inkar ederler. Yalan olduğunu, karıştırılmış olduğunu, uydurulduğunu, zayıf olduğunu bilmem ne filan derler. Rivayet derler. Kur'an da rivayettir. Bunu bilmiyorlar işte. Kur'an da nakledilerek gelmiş bugüne kadar. Hadis nasıl gelmişse Kur'an da öyle gelmiş. Bunu defalarca söylüyoruz ama böyle değiller. Halbuki insan düşünse insafla, vicdanla, kendi iç dünyasına dönüp baksa hakikaten insanın İslam dinine girmesine veyahut Allah'a tam olarak yönelmesine engel olan birçok arzu ve istekler vardır. Bunlara kalbi hastalıklar, manevi hastalıklar veya batini günahlar diyoruz. İç dünyasıyla ilgili şeyler. Bunlar gerçek manada Allah'a yönelmeyi engelleyen şeylerdir. Yani insanların ümitleri, arzuları, istekleri, şehvetleri, beklentileri, kendilerine göre korkuları, sevinçleri, sevgileri, bunların hepsi bir şekilde Allah'a yönelmeye engel. Allah'a yönelmeye engel olan her şey kalpteki bir puttur, bir ilahtır tabiri caizse. İlahlık nedir? İsteklerini yerine getirmek. Biz Allah'ı seviyoruz diyoruz. Allah'ı sevmenin hükmü, ölçüsü nedir? İnsan sevdiğinin isteklerini yerine getirir değil mi? Ama getirmiyoruz, getiremiyoruz. Bu yüzden biz kalbimizi tasfiye etmediğimiz için, kalbimizdeki Allah'ın istemediği şeyleri çıkarmadığımız için, yani nefi dediğimiz silme işlemini yapamadığımız için bizim namazımız hiçbir şeye benzemiyor. İbadetlerimiz hiçbir şeye benzemiyor. Namaz kılıyoruz ama bütün Ankara'yı dolaşıyoruz iki rekatlık bir namaz içerisinde. Veya dört rekatlık bir namazda ders kitaplarımızın hepsi gözümün önünden geçiyor. Çarşı, pazar geçiyor. Hepimizin namazı böyle yani. Halbuki namaz bu değil. Namazın bu olmadığını İslam alimleri, tasavvuf ehli birçok hükümlerden çıkarıyorlar. Allah-u Teala diyor ki Estaizu billah inna salata tenha anil fahşai vel münker. Şüphesiz namaz her türlü kötülükten ve aşırılıktan alıkoyar diyor. Ama alıkoymuyor. Adam hem namaz kılıyor hem gidip faiz yiyor. Gidiyor. Bankaya çok rahat bir şekilde gidiyor. Kredi çekiyor. Faize bulaşıyor. Adam hem namaz kılıyor hem gidiyor şans oyunlarını oynuyor. Kumar oynuyor bilerek. Allah'ın yasak kıldığı şeyi yapıyor. Namaz buna engel olmuyor. Allah da namaz engel olur diyor. Ama olmuyor. Niye olmuyor? Çünkü onun namazı namaz değil. Onun namazı düzgün değil. Allah'ın murad ettiği, istediği huzur yok. O tekbiri getirdiği an alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzuruna çıkmıyor, çıkamıyor. Bütün Allah'a yönelişlere engel olan şeylerin temizlenmesi tasavvufun konusudur. İlk konu odur yani. İlk önce nefi olacak. İlk önce silmek, temizlemek olacak. Kalp temizlendikten sonra çünkü kalbin içerisinde Abdülkadir Geylani öyle diyor. Allah'a aşınan bir pencere vardır diyor. Her müminin kalbinde Allah-u Teala'ya açılan bir pencere vardır. Seni yeter ki o pencereye ulaş diyor. Ve Cenab-ı Allah'ın yüceliğini, kudretini, güzelliğini, Allah-u Teala'nın ulviyetini insan kalbiyle müşahede edebilir. Gözüyle, ağzıyla, diliyle filan değil. Allah'ın yakınlığını insan kalbiyle hissedebilir. Hangi kalp ama? Nefyin yapıldığı silinme ve temizleme işleminin yapıldığı bir şey. Kur'an-ı Kerim'de temiz kalpten bahsediliyor mu? Evet. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın huzuruna gidildiğinde malın, evladın, çoluk çocuğun fayda vermeyeceği ama kendisiyle Allah'a varılan temiz bir kalbin asıl menfaati sağlayacağı söyleniyor. Bu yüzden kalbi temizlemek bizim hayatımızın
en önemli işlevlerinden birisi olmalıdır yani. Yiyoruz, içiyoruz, yatıyoruz, yaşıyoruz, hepimiz yaşıyoruz. Ama hepimiz bu hayatımız içerisinde, bu günlük rutinlerimizin arasına mutlaka kalbimizi temizlemekle ilgili bir şey yerleştirmeliyiz yani. Ne kadarı gerekiyorsa bunu kendimiz yapabilir miyiz? Kendimiz yapamayız. Çünkü bu yeni bir yol, farklı bir şey yani, bilmediğiniz bir dünya. Bunun için mutlaka bu yolu bilen, bunun yordamını bilen, bunun tehlikelerini bilen, bunun tuzaklarını bilen bir yol gösterici, bir rehber gerekiyor. Tasavvufta o rehberin adı mürşittir, şeyhtir. İşte size yol gösterecek olan, öğretecek olan kişi. Nasıl ki tefsirde bir alim, müfessir lazımdır size öğretmesi için. Fıkıhta bir fakih lazımdır size ders vermesi için, bir alim lazımdır. Tasavvufta da bir mürşit, bir yol gösterici, bir rehber lazımdır ki peygamberliğin görevlerinden biri olan ve yüzekkihim enfusahum ayetiyle belirtilen nefsinizi tezkiye eder ayetiyle anlatılan şeydir. Bir kardeşimiz bir soru sordu geçen gün rabıta ile ilgili. Efendim niye işte mürşide rabıta kurulur, niye Allah'a, peygambere veya Kabe'ye rabıta kurulmuyor filan. Tabi rabıtadan kastın ne olduğunu, rabıta kurmaktaki gayenin, rabıta görevini yerine getirmenin amacının ne olduğunu önce sormak. Sen niye rabıta kuruyorsun diye sormak lazım. Rabıta bir hobi değildir. Rabıta efendime söyleyeyim bir zaman geçirmek filan değildir. Rabıta bir yerlere varmak değil. Rabıta kalbinizi boşaltmanın, tasfiye etmenin metotlarından birisidir. Kalbi boşaltmak. Bunu da ancak kalp hastalıkları konusunda mahir olan, bunları iyi bilen bir alimin, bir mürşidin, bir üstadın yapabilmesi mümkündür. Bu yüzden siz rabıta kurmak suretiyle, yani Allah'a rabıta kurmak diye bir şey olamaz zaten. Allah alemlerin Rabbidir. Allah'a yönelilir. Allah'ın yakınlığı elde edilir. Allah'ın rızası elde edilir. Allah'a rabıta kurmak diye bir şey yok. Ne Kur'an'da, ne sünnette, ne hiçbir İslami kaynakta bu yok. Allah-u Teala tam aksine sadıklarla beraber olun diyor. İttakullah. Allah'tan sakının ve kunu ma'as-sadiki ve doğrularla, doğru insanlarla beraber olmamızı Allah emrediyor. Hem onlarla beraber olmak, arkadaşlık kurmak, dostluk kurmak, onlardan faydalanmak, onlardan uzak olduğumuz zaman da kalben onlarla birlikteliği sağlamak. Her zaman huzurlarında olmayabiliriz ama kalbimizle o birlikteliği sağlayabiliriz. Bu yüzden rabıtayla ilgili itirazı olan herkese ilk sorması gereken şey o. Yani rabıta derken ne anlıyorsunuz rabıtadır? Veya rabıtayı niye kurmak istersin? Niye kurarsın rabıtayı? Yani her şeyden önce bunu sormak. Adam biri vardı. Geliyordu, abi ben rabıta kuramıyorum filan. Aynen böyle dedim. Niye? Hayırdır? Ya ne zaman rabıta için gözümü yumsam Hazreti Peygamber aklıma geliyor dedi aleyhissalatü vesselam. Allah'ın Resulü, Mescid-i Nebevi, Ravza-i Mutahhara, Kubbetül Kadir'e aklıma geliyor dedi. Ne kadar güzel dedim. Ama dedi abi rabıta kuramıyorum filan. Dedim peki rabıtaya oturmadığın zaman bunlar aklına geliyor mu dedim. Yok dedi, gelmiyor. Ne biliyorsun ki o oturuşun bereketidir ki senin aklına onlar geliyor. Anladınız değil mi ne demek istediğimi? Başka zaman aklına gelmiyor. Günlük yatarken, yaşarken, otururken, konuşurken hiç aklına gelmiyor Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ama büyük bir mürşid, büyük bir veli olan zatı oturup hayalini canlandırmaya çalıştığın an Allah'ın Resulü aklına geliyorsa bu rabıtanın sana bir verisidir yani, bir getirisidir yani. Başka zaman oluyor mu diyorum, yok olmuyor. Oturduğum zaman oluyor. Ben olsam hep otururum dedim. Aklıma hep gelsin diye. Bütün günümü rabıtayla geçirdim filan. Durduğu hakkında ben böyle düşünmemişim abi filan dedi. Yani Allah-u Teala bize hidayet versin. Cenab-ı Allah bizi yanlış yollarda olanlardan korusun, muhafaza etsin. Allah-u Teala kalbimize sevgi versin inşallah. Ezan çünkü yaklaştı. Fazla sohbeti uzatmayalım inşallah. Dua buyurun hepiniz. Allah-u Teala ölmüşlerimize rahmet eylesin. Yüce Mevlam hastalarımıza şifa versin. Darda olan, sıkıntısı olan kardeşlerimize de Cenab-ı Mevla hayırlı kapılar açsın inşallah. Allah rızası için El Fatiha.